İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir empatiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi parti başkanlarını konuk ediyoruz programımızda. Sevgili Mehmet Asküler ile birlikte. Bugün TKP Yeni Güçler BKP İttifakı eş başkanı Sayın İzzet İzcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Evet. Artık ağır ağır heyecan geliyor galiba seçime. Gerçi ben öyle fazla hissedemiyorum bu heyecanı ama siz gezerken köylerde hissedebiliyor musunuz? Daha oluşmadı. Yani o eski seçimlerdeki o tantana havaları yok. Niçin böyle oldu? İnsanlar daha soğuk kaldı. Bir yorgunluk var mı toplumda? Toplumda bir yorgunluk da var. Mevcut siyasilere, bugüne kadar hükümet olan partilere, parlamentonun bu yapısına da tepki var. Evet. Oldukça inanç erozyonu oluştu. Yani adamlar, bir vatandaş gitti geçen seçim. Oyunu UBP'ye, CTP'ye %38 verdi. Gerisini de dağıttı. Geldiler hükümete ve gördük. Evet. Ve herkes gördü. Daha evvel geldiler. Ondan evvel UBP geldi. Ondan evvel UBP DP ile kurdu. DP CTP ile kurdu. Bir de öp çıkarttılar sonra. Evet. İşini vatandaş bunları hep değerlendirir Ali Bey. Öp de kayboldu. Ve vaatlere bakar. Benzer vaatler de görür. Evet. O zaman ne yapmadınız bunları siz hükümetteyken? Ve şu anda da hükümettesiniz. Daha evvel de siz idiniz der vatandaş. Ve biraz böyle mesafeli durur. Tabii. Ama bizimle bir mesafesi yok tabii. Bizim bu onların çorbalarında tuzumuz yok. Biz o süreçlerde bulunmadık. Ne dediysek geçmişte, ne dediysek o dönem. Bugün de geliştirerek, alternatifler yaratarak toplumun önüne çıkıyoruz. Biz iyi karşılanıyoruz. Bir çok problem yok, kavga galaba yok. Herkes dinliyor. Bir de karma havası var bu seçimde. Yani yeni bir sistem de var. Herkesin kafası da öyle bir karıştı. Biraz karışıktır evet. Yani bilemem. Bunu göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Evet, ilk soruyu sevgili Mehmet Asküler'e verelim. Buyur sevgili Mehmet. Ben böyle gözümüzü kapatsak Sayın Başkan ve Kıbrıs'ı şöyle bir şeye koysak böyle bir zaman tüneline ve projeksiyon yapsak 2030'a, Türkiye'de 2023'te biz 2030'a yani ülkenin değer siyaseti bakımından önde gelen isimlerindensiniz. Yani toplumun değerleri konusunda büyük bir çoğunluk da bunu teslim ediyordur. Bir ilke ve değer üzerine bir parti yolculuğuna arkadaşlarınızla, dostlarınızla zamanında çıktınız ve nerede bir haksızlık olsa orada sesleri çıkar. Evet. Üç koşullarda ve alabildiğine değer siyasetinin aşağıya indiği bir süreçte siz değer siyaseti diye ligleniyorsunuz. Yani değerler siyaseti ve bu değerler aslında toplumun siyasete en uzağında duran bireyi içinde çok büyük, önemli ve aciliyet taşıyan içeriğe sahiptir. Yani çünkü kimliktir aslında sonuçta Kıbrıs Türk kimliği. Kıbrıs Türk kimliğinin karşı karşıya kaldığı kaybolma, efendime söyleyeyim, zemin kaybetme ve istikbaliyle ilgili karşı karşıya kaldığı dramatik durumu çözüm değer siyaseti diyorsunuz ve insanların bir tür meclise Kıbrıs Türk kimliğini eğer girilecekse ki inşallah gireceksiniz yani öyle umut ediyoruz. O kimliği yansıtacaksınız ve bunun aslında görebildiğim kadarıyla kritik bir evrede yani sol içi değerlendirme ve tartışmaların belki çok azaldığı Kıbrıs sorunu konusunda gerek uluslararası alanda gerek ulusal alanda ciddi böyle bir umut ışığı yokken buna rağmen siz yani bu değere değgin şeyler ifade ediyorsunuz ve bunun
Yani ben yaygın bir şekilde ve kitlesel bir şekilde karşılık görmüyorsa bu sizin elinizdeki araçlarla ve olanaklarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü siz siyasal iletişimi çeşitli olanaksızlıklardan ötürü belki diğer partiler gibi güçlü kullanamıyorsunuz. Bu bence bu değer siyaseti içerisinde yani taşımış olduğunuz misyonu insanlara ulaştıracak araçlarınız son derece kısıtlı. İnsanlar bence bunları eğer bunlara kulak verirlerse ve bunları gösterebilirseniz yani çünkü aynı zamanda siz tek başınıza girdiniz ve %4 oy aldınız. Şimdi çok farklı bileşenlerden gelen solun değişik varyasyonlarından gelen insanlarla kümelendiniz ve bu da bence kendi içinde asgari müşterek olarak bir değer siyaseti anlamında birleşildiğini düşünüyorum. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Kıbrıs Türk kimliği, değer siyaseti gerçekten böyle midir yoksa biz mi yanlış okuyoruz? Neler söylemek istersiniz bununla ilgili Sayın Başkan? Yok, doğru okuyorsunuz. Yani bizim siyasette diğer düzen partilerinden ciddi farklılıklarımız var. Hiçbir zaman popülist yaklaşmadık, yaklaşmıyoruz. Ve esas olan Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve varlığını, bu ülkedeki mevcudiyetini korumak ve korunması için de bu ülkeye sahip çıkmak üstünden bir siyaset yürütüyoruz. Ülkemize nasıl sahip çıkabiliriz? Bir kere bu üretimden geçer. Bu ülkeye her yönüyle sahip olmaktan geçer. Kendi kendini yönetmekten geçer. Ve demokratik bir hukuk devletinde yaşamak istiyoruz. Ne yazık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs'ın bu yarısında bu dediğim değerler büyük oranda erozyona uğramıştır. Sürekli bir nüfus pompalamasıyla karşı karşıyayız. Bir girişinden çıkışına kapılarına kadar bir denetim mekanizması yok. Sizin gazeteyi de açtığımız zaman ilk 8-10 sayfasını hep suçlarla, günahlarla, kriminal haberlerle, esrarla, eroinle, tutuklamalarla ya da trafik kazalarıyla, yolların kötülüğüyle yani hep acılarla çeviririz. Doğru. Ve Kıbrıs Türk toplumu gerçekten 1974 öncesi o zaman beylik rejiminin kıskacındaydı. 74'ten sonra da oluşan rejim sivil bir rejim hiç olmadı. Bu hiç, rejim... Hiç olmadı. Hayır, olmadı. Evet. Ve gerçek anlamda insanı seven, insanına hizmet eden garson devlet dediğimiz demokratik bir yapı oluşmadı. Ha belki bir miktar mesafe kat ettik ilk güne göre. Ama bu ülkedeki en büyük sıkıntı halkın da biraz tepki içinde olması, sol adına siyaset yaptığını söyleyenlerin bu mücadelede sol değerleri erozyona uğratması oldu. Ve toplumda yarattıkları ilkesiz ve tutarsız koalisyonlarıyla yarattıkları yani hayal kırıklığı. Bütün sol zarar gördü bundan. Tabii. Evet. Sayın Başkan, burada bir şey sormak istiyorum. Hemen sözünü düzen, kestik. Devam edelim. Yok, bir şey açalım. O düzen partileri derken solu sağı sizin dışınızda kalan bütün partileri kastediyorsunuz değil mi? Düzen partisi derken yani Cumhuriyetçi Türk Partisi bu sisteme ayak uydurdu. İşin gerçeği bu. UBP, DPS'i, diğerleri yani sistemle bütünleştiler. Yan gözleriyle Ankara'ya baktılar bir noktada. Ve orada da şu anda AKP'yi görüyorlar. Daha evvel başkalarını görebilirlerdi. Onlarla uzlaşı ve onların talimatlarına uygun, uyumlu bir yönetim anlayışını benimsediler. Bu Kıbrıs Türk toplumunu savunmasız bıraktı. Kıbrıs Türk toplumunu yordu. Çünkü paketler geldi, evet efendimci oldular. Evet. 28 bin vatandaş istiyorum diye talimatlar geldi. Evet efendimci oldular. Özelleştireceksiniz efendiler.
İşte paket bu tarihe kadar özelleştireceksiniz Ercan'ı dediler. Özelleştireceksiniz diğer kamu kuruluşlarını. Özelleştirme yerine daha önce arpalık diye kullandıkları ve mahvettikleri bu alanları tamam efendim dediler. Yeter ki sen bize çekiver. Yeter evet. ki biz kalalım. Dolayısıyla böyle koşullarda ilkeli ve tutarlı siyaset yapmak sandığınızdan daha zordur. Evet. Ve daha da zor olan sizin düşünün trilyonlarca devlet katkısı alan partilerle yarışmanız lazım. Evet. Nasıl yarışacaksınız? Eğer partinizin kirasını gelen ay nasıl ödeyeceğinizi düşünüyorsanız, siz nasıl 3-5 trilyonluk, milyonluk seçim bütçesi yapacaksınız? Yapamazsınız. Onlar her yerde billboardlarda resimlerini döndürecekler, reklamlarını döndürecekler, sermayeyle çıkar ilişkilerine girecekler, para bulacaklar, harcayacaklar. Başbakanın hesabından ansızdan bakacaksınız, 1 milyon dolar çekilmiş. Tabii herkesin parası kendine ama başbakan olunca nereden buldun bu parayı diye bütün dünya sorar. Biz de soruyoruz, cevap dahi alamıyoruz. Ama bu ilişkiler kirlenerek devam ediyor bu ülkede. Şimdi bir fırsattır. Biz Birleşik Kıbrıs Partisi, Özgür Özgür'ün mirasıdır bize Birleşik Kıbrıs Partisi. Biz onun talebeleriyiz. Biz onun yanında siyasete atıldık. Onun dürüstlüğüyle, onun halkçılığıyla temiz siyasetin nasıl yapıldığını gördük. Israr ve inatla da o yolda yürümeye inat ediyoruz. Ama size söyleyeyim, bu yol çok zordur. Engebelidir. Tahmin etmediğiniz kadar sağdan soldan takazalanırsınız. Evet. Ve kadro devşirmek, kadro bulmak ve o kadrolarla sürekliliğinizi sağlamak da sıkıntılı olur, zor olur. Kolay değil. Rejimi karşına alacaksın, sistemi karşına alacaksın. Ekmeğinle tehdit edileceksin, yakınların tehdit edilecek ama sen hiç durmadan, inanmadan devam edeceksin. Devam edeceksin. Bizim yaptığımız budur. Şimdi bir ittifak gerçekleştirdik. Bu ittifak çok daha büyük olabilirdi. Bunun için de çalıştık. Çalışmadık değil. Hem de yıllar evvel başladık bu çalışmaya. Evet. Ama bireysel ve zümresel çıkarlar, Mehmet kardeş, gelir ve seni engeller. Her şey tamam derler sana. Gel belediyede yapalım işbirliği derler. Gel Cumhurbaşkanlığında da destekleyelim derler. İş milletvekili seçimine geldiğinde yok derler. Yok dediler bir kısım. Yani TDP örneğin yok dedi. Yeni Kıbrıs Partisi hayır dedi. Ben belediye seçimine girerim ama şeye girmem. Boykot edeceğim dedi. Evet. Saygımız sonsuz. Ama biz aslında bu düzende bu baskı, bu adaletsizliğin olduğu, eşitsizliğin olduğu, temel hakların hırpalandığı bir yerde en geniş demokrasi cephesini inşa etmek istedik. Ve bence sadece bana göre değil, partimize göre de doğru olan budur. Bütün mazlum ülkeler, bütün ezilen halklar böyle yapar. Ulusal kurtuluşlar böyle verilir. Bizde ne yazık bunu büyük oranda başaramıyoruz. Bir yarış var. Affeden sidik yarışına benzeyen bir yarış var. Evet. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım diye bir hale insan çıkar ortaya ama baktığınızda bu partilere ciddi bir fark da görmezsiniz. Projeleri de benzer. Evet. Dünyaları da benzer. Kişisel egoları, hedefleri de benzer. Aslında olması gereken bu saldırılar karşısında en geniş yurtsever cephe, en geniş ittifak. Seçimde de, seçim bir araçtır bizim için. Hiçbir zaman amaç değildir. Milletvekili olmak hiçbir zaman amaç olmadı. Ne bende ne de arkadaşlarımda, yoldaşlarımızda. Ama bu süreci reddetmek de doğru değildir. Mücadelenin bir parçasıdır seçimler. İster milletvekili, ister diğer seçimler. Sizin söyleyecek sözünüz, yapacak işiniz muhakkak vardır. Kimin için? Halkımız için. Ama çizgi olarak, manifesto olarak, program olarak halkın hangi bölümünün yanındasın? Tabii ki emekçi sınıfının yanındayız. Ezilen sınıfın yanındayız. Üreticinin yanındayız. Sınıfsal tercihimiz budur. Şimdi bazıları var, hem ticaret odası başkanına gel der buyur, sermaye sınıfının çıkarlarını savun, seni bir mebus da yapalım, daha güzel savun, asgari ücretin de daha düşük olmasını söylemeye devam et.
Öbür taraftan da gelin sendika başkanları, oda başkanları, bu şey başkanları, birlik başkanları gelin emek yanlısı adına da sizleri de koyayım. Hepsini çorba yapayım. Şimdi bizdeki en büyük aşmaz budur. Halbuki bu ülkede herkes görevini yapması lazım. Sermaye kendi çıkarlarını zaten partileri var, savunuyor. Üst örgütlenmeleri var. Fazlasıyla. Sana ihtiyacı yok. Evet. Bunu topluma bizim anlatmamız lazım. Ve bu kesimlerden hayır gelmeyeceğini söylememiz lazım. Bizim ülkemizde son yapılan kamuoyu yoklamaları arkadaşlar. Ali Bey, yani eğer %15 birinci sınıf vatandaşısa, evet, yani Avrupa ayarında yaşıyorsa, sermaye sınıfı, üst sınıf, evet, %34'a direkt, %55, Mehmet kardeş, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Maalesef. %55. Biz hepimiz orta, evet, mesergadan gelen insanlardık. Allah'ın içi, Yıldırım, Geçitkale. Paşaköy. Paşaköy. Sefilliğin ve yoksulluğun olduğu bölgeler. Doğru. İşsizliğin en yüksek olduğu bölgeler. Kuru tarımına uğraşıp da her sene kuraklık, kuraklık, kuraklık diye ezilen insanlar. Evet. İşsizlik aynı şekilde. Kadınlarda da bu işsizlik. Yani bizim temsil ettiğimiz, etmemiz gereken sınıf bu %55 olmalıdır ve bunların devlet içinden aldıkları, devletten, sosyal devletten aldıkları payı yükseltecek projeleri toplumun önüne sunmamız lazım. Ve biz onu sunuyoruz bu ittifakta. Toplumcu, evet, Kurtuluş Partisi, Yeni Güçler ve Birleşik Kıbrıs Partisi ortak bir manifesto yaptı. Bunu sunuyor ve diyoruz ki halka, sizin temsilcileriniz biz. Bize sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Güçlü bir parlamento grubu olarak o parlamentoda yer alırsak, hatta hükümet olma imkanını bile yakalarsak, koalisyon veya hükümet, biz bu açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşayan %55'in önce menfaatlarını koruyacağız. Onların yaşam kalitesini asgari ücretten daha yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Yoksulluk maaşı alan 1200 liraları artırmaya çalışacağız. Faturalar karşısında ezilmesini önlemeye çalışacağız. Siz zaten siyaseti bunlar için yapmıyor musunuz? Siyaseti bunun için yapıyor. Bu sosyal sınıflar için yapıyorsunuz, evet, değil, evet, mi? Evet. Ama bizde bizim ülkemizde siyaset böyle yapılmıyor. Evet. Bakınız, patronlardan para alıyorlar, patronlardan yardım alıyorlar. Siz eğer otel patronlarından, kumarhane patronlarından kampanyalarınızın finansörlüğünü üstlenirlerse, bet ofisleri, sanal bet ofisleri, milyonlarca dolarlar bankalarda bulunursa ansızdan, siz o sınıflara aykırı, onların çıkarlarına ters gelecek şeyler yapmazsınız, yapamazsınız. Ve sizin mensup olduğunuz sınıf o sınıftır. Halkın sizden bir çıkarı yoktur, olamaz. Tabii. Bunu ısrarla ve inatla topluma anlatacağız. Ekonomik olarak bu. Demokratik olarak bağımsız, özgür, insan haklarına saygılı bir ülke. Demokratik kurumlarıyla ilgili. Şimdi düşünebilir misiniz? İngiliz Başbakanı'nın hesabında bulundu bu kadar dolar. Diyelim. Onların ölçeğinde milyar dolar. Bizim ölçeğimizde milyon dolar. İstifa. Bir gün oturabilir mi o başbakan? Veya bir bunun hesabını vermeden durabilir mi o parlamentoda? Hayır, böyle küçük. Bizde açıklama da yok. Hikayecikler duyarak bazen geçerken eşini aldı, kuaföre götürdü, istifa etmek zorunda kalır. İngiltere'de, evet, bakanın kocası yanlışlıkla otelde porno sitesine girdi. 3 dolar, 3 sterlin falan, 4 sterlin tutacak bir şeyden istifa etmek zorunda kaldı. Yanlışlıkla İsveç'te bakan ona devlet harcamalarında kullanılsın diye verilen kredi kartını kullanmış ufak bir alışverişte. Evet. 50 defa da özür diledi, yanlışlık olduğunu söyledi. Küçük bir meblağ ama istifa etmekten kurtulamadı. Evet. İstifa. Bizim öyle orada değil. Orada istifa kültürü var da onun için. Bizde demokratik hoşgörü ve demokratik sistemin yerleşmesi lazım. Halkımız da bunlara bakarak karar vermesi ve iradesine göre davranması lazım. Bizim halkımızdan istediğimiz özgür iradene göre davran. Sınıfını bil. Senin için uğraşanların yanında dur. Korkma bunlardan. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Evet. Ve diğer önemli bir farkımız bu arkadaşlardan. Diğerlerinden. Neden insanlar TKP Yeni Güçlere, BKP'ye oy versin? Çünkü biz katıksız bir şekilde Birleşik Federal bir Kıbrıs'ın savunucusuyuz. Ve çözüm yönünde atılacak her adımı bugüne kadar destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz.
Ve herkes de bilir ki bu parlamentoda, ben sizi de bir programda dinlemiştim Mehmet Bey, siz de aynı tespiti yapmıştınız. Şubat'tan sonra, Mart'tan sonra bu süreç başlayacak. Doğru. Bu süreç başlarken biz zorlu terörlerin, bilmem diğerlerinin, Taksim Beylerin yeminli federatif bir çözüm karşıtlarının bu parlamentoda çoğunlukta olmasını istemiyoruz. Doğru. Bu bize büyük engel çıkaracaktır. Yani düşünebilir misiniz? Cumhurbaşkanı başka şey yapacak, Dışişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı'nı dövecek sürekli açıklamalarla. Ve çıkacak Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayları şimdi çıkıyor ve hiç akla alınamayacak üslupta şeyler söylüyorlar. Çözüm barış yalakalığı yapıyorlar diyor. İşaret ederler. Yapanı yani yapan kim, görüşen kim belli. Aynı programdaydınız. Aynı programdaydık. Ve ne büyük ayıp dedim. Hele bir hukukçunun ağzından bunları dinlemek. UBP'nin adayı Mausa'dan. Şimdi o zaman halkımız bunları lütfen hep düşünsün. Yani şeyi önemsersiniz. Hükümette çözüm isteyen partilerin olması önemlidir. Çok önemlidir. Parlamentoda olması çok daha önemlidir. Evet. Ve bizim güçlü bir şekilde olmamız halkımızın çıkarınadır. Çözüm sürecinin çıkarınadır. İki toplumun yakınlaştırılması yönünde atılacak adımların çıkarınadır. Evet. Düşünün adamlar ne diyor şimdi? Çıkıyor biri diyor ki beni seçin. Ne yapacaksın kardeşim seni seçince? Maraş'ı Türk yönetiminde açacağım. Sen 550 sayılı güvenlik konseyi kararını çiğneyeceksin. Bizi dünyayla çatıştıracaksın. Maceraya sürükleyeceksin. Az bir şeyde desteğimiz varsa, uluslararası kamuoyunda sempatimiz varsa onu da yok edeceksin. Yarım aklından. Ne için yapan bunu? Ganimet kültürünün devamı olarak görün seçim kampanyasını da. Vaat edeyim ki belki biraz daha fazla oy alırım. Şimdi bu zihniyetlerin bu seçimlerden güçlü çıkmaması lazım. Veya bir gecede, bakınız, vatandaşlık meselesi öyle bir meseledir ki, iki yanı var bu bıçağın. İnsani yanı da var, evet. Siyasi yanı da var. Şimdi adam bunda evlenmiş, eşi var, çocuğu var, doğmuş. Bunların vatandaşlık hakkına karşı çıkmak doğru olmaz. Evet. Ama sen İçişleri Bakanlığı'nı son gece 14'ünün gecesine kadar, sabah gece 12'ye kadar açık tutarsan ve 500 kimlik dağıdın. Ertesi günde 12'yi bir tespit geçer. Ettiniz mi? Ettik. Onları. Fotoğraflarını çektik. Gazeteleri de bunlar çıktı. Bunlar yoksullar, burada çalışanlar, burada hayatlarını kazananlar değil. Hayır. Onların istedikleri neyi belirledik dedi. Ismarlama mı yani? Tam 2000 tane Mehmet Bey. 2000 tane bu vatandaşların arasından özel maddede bir madde var. İstisnai vatandaşlık adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla verilir. Evet. Ama özel durumlar içindir. Ender ülkeler kullanır onları. Bunlar onu bileyiz. Sahtekarca kullanarak bu sözleri söylemek için durumunda kalıyorum. Üzgünüm. İstismar etmişlerdir ve tam 2000 kişiye de bu şekilde vatandaşlık dağıtmışlar. 5 mühür olana da vermişler, 4 mühür olana vermişler, 6 mühür olana vermişler. 30 mühür olan bekliyor. Var, buluşuyoruz öyle insanlarla. 25 mühür olan bekliyor. Yani arkadaşlar şunu yapıyorlar. Bu UBP zihniyeti, DP zihniyeti, bu sağ zihniyet, menfaat ve çıkar üstüne şekillenen zihniyet için her yol mübahtır. Ben kardeşim toplum desteğini kaybediyorum. Evet, doğrudur. O zaman ben 18 ayda en az 12 bin vatandaşlık vereceğim ve kendim seçeceğim kime vereceğim. Kim? Oylarını da alayım. Veriyor. Bu, ama bunun bu hale gelmesinin en büyük suçlusu bu parlamentoda bulunan partilerin doğru düzlük bir vatandaşlık yasası yapmamalarındandır. Yani burada CDB'nin söz söyleme hakkı yoktur. Veya o bir partilerin parlamentoda. Çünkü onlar eğer bir doğru vatandaşlık yasası yapsalardı vaktinde bu böyle olmayacaktı. İstismar ediyor. Kullanıyor. Dönüyor diyor ki ben 1600 tane kırsal kesim arsası dağıttım. Dağıtacağım. Gerekirse kavga çıkacak. Yeşil yurtta Pendaya'da olduğu gibi. İskembeyle vuracaklar birbirlerine. Halkın önünde kavga edecekler. Milletvekilleri ve vatandaşlar. Çünkü oraya gelen çocuk. Geçen gün bir yerde buluştuk. Rastgele aynı şahısla. Dedi ki benim babam UBP'lidir. Ben Lefke Belediyesi'nde işlerim. Beni son gün çıkarttılar listeden. Neymiş? İşte Aziz abi CDP'lidir. Biz de onun yanında işledik.
Bize arsa yok. Halbuki 3 mertekli bir evde kalırmış babasıyla. Evet. Şimdi bu zihniyet mahkum olmalıdır bu toplumda. Ama dağıtıyorlar. Babalarının malı gibi. Olmayan arsayı. Pafta parsel numarası da yazmaz üstünde. Yeri de belli değil. Dağıtıyor ve diyor yine be arkadaş. Seçimden sonra halledecek. Yolumu da suyumu da. Yeter ki bize işle. Geçiyor elektrik kurumuna Mehmet. Diyor ki münhal açın. 75 kişi işe alacak. 10 tanesi bilgisayar operatörü olacak. 700 kişi müracaat ediyor. Tamam dondurun münhali. Kapadım şimdilik. Seçimden sonra karar vereceğiz. Sendika başkanı da çıkıyor diyor. Kardeşim siz 10 bilgisayar operatörü mühendisi münhal açtınız. Burada öyle bir ihtiyaç yok. Bir taneye bile yok. E alacaklarından değil ya. Ama alacaklarından değil ya. Ama 700 kişiyi de orada kullanıyor ya. Acımasızca. Onları dondurdu. Dondurdu. Seçimden sonra görüşürük. Evet. Şimdi işte bizim mahkum etmemiz gereken budur. Çıkıyor Emrullah Turan'dı. Özelleştirdiler ya şeyi. Havaalanını verdiler. Diyor ki bir bakan ve Taksim Bey'e bakıyor böyle yan yan. Benden rüşvet istedi. Burası için. Bu özelleştirme. Rüşvet istedi. Bağırıyor. Rüşvet istediler benden. Açıklama yapıyor. Bakıyorsunuz savcılık işlem yapmıyor. Bakıyorsunuz mali polis işlem yapmıyor. Bakıyorsunuz parlamentoya araştırma önergesi veriliyor. O oylarıyla reddediliyor. Şimdi o arkadaşlar yeniden milletvekili olma ve halkın hakkını aramaya çalışıyor. Ve halk oy verirse bunlar seçilecek. Vermezse oyda biz seçilmeyeceğiz. Düşünebilir misiniz? Ne tezat yaşanır bu ülkede? Çıkıyor Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Bey. Diyor ki bana rüşvet teklif edildi. Bu stüdyolarda söyledi. Söyledi. 1.2 milyon TL. 1 trilyon 200 milyar. Ne susayım, konuşmayayım, onaylayayım. Neyi onaylayayım? Güzelyurt'taki hastaneyi halesin. Düşünün paylaşacakları paranın büyüklüğünü. Şimdi bunların bu kampanyada konuşulması lazım. Bu hesabın verilmesi lazım. Ve halkın da bunlara bakarak bunları görevden uzaklaştırması lazım. Ben bunu beklerim. Ve burada açıkça söylüyorum. Şimdi eğer Boysan Boyra avukat resmi belge olarak sunuyorsa mahkemeye ve diyorsa biz bu boşanma davasından Sayın Başbakan'ın eşiyle boşanmasından özel meselelerine bizim sözümüz yok. Girmeyecek. Yanlış anlamayın. Evet, evet. Hiç girmeyiz onlara. Hı hı. Ama 3 yılda evlilik süresinde elde ettiğimiz mülk 450 bin sterlin değerinde bir villa Balabayış'ta. 950 bin sterlin değerinde bir villa Çatalköy'de. 2 tane biri Porsche, biri BMW, lüks araba filan bayanın adına kaydedildi. Bu evlilik süresinde edinilmişti. Onu da istiyorum. İş Bankası'ndan da bir hesaba sürekli para yatırılıyordu. Bundan da payıma düşeni isterim. 2 milyon 500 TL'dir. Yani 2,5 trilyondur nafaka benim istediğim diyor. Resmi evrak sunuyor. Mahkeme geçen gün gene tekrarlandı. Bu defa Gönyeli Şubesi İş Bankası müdürü geldi ve testify yaptı. Yani konuştuğu mahkemede sorular soruldu kendisine. Ve iki çekimde, bir çekimde 700 bin dolar, diğer çekimde 240 bin dolar Sayın Özgürgün'ün hesabından çekildiğini söyledi. Şimdi bizim görevimiz, siyasetin görevi, siyasetçinin görevi bu hesabı sormaktır. Bu paranın kaynağını sormaktır. Çünkü artık bunlar iddiadan çıkmıştır, belgeye dönüşmüştür. Bankanın müdürü demiştir, tamam işte ekstraylar burada, bir para trafiği var. Eğer başbakan kendisi ifade ettiğine göre benim maaşım 13 bin TL'dir başbakanlık maaşım, bunun dışında başka gelirim yoktur diyorsa geri kalanının nereden geldiğini ve nereye gittiğini bu toplum bilmek zorundadır. O da susmamak zorundadır. Yani sessiz kalarak geçiştiremez. Çünkü başbakan veya ilgili bakanlar milyarlık devlet ihalelerinde söz sahibi olan insanlardır. Halk adına. Onların verecekleri bir karar artı veya eksi çok şey değiştirir. Veya bir ihale veya bir özelleştirme. Şimdi bunların hesabını siz vermek zorundasınız. Vermiyorlar. Ben de diyorum ki işte bütün bunlardan dolayı halk bunlardan hesap sorsun.
halkı ciddiye almayan, halka geri zekalılar diye ifade edebilecek kadar kendini kaybeden anlayışları bu halkın yeniden seçmemesi lazım. Dememesi lazım. Ha bu daha büyüktür. Yine kazanacak. Ben de kazanandan görüneyim ilerisi için. Hayır, ülkemiz için, çocuklarımız için, insanlarımız için en iyisi hangisidir? Bir değişimi nasıl yaşatabiliriz bu ülkeye? O yüzden biz TKP Yeni Güçler ve Birleşik Kıbrıs Partisi seçim sloganımızı değişim ve kurtuluş olarak seçtik. Evet. Bir değişimin yaşanması lazım. Sayın Başkan, ben bir soru daha sormak istiyorum. Sor tabii, sor. Şimdi bakıldığında Karpaz'dan Lefke'ye, Girne'den Lurjine'ye, bu bölgelerde yaşayan ve aslında Kıbrıs'a kökleşmiş, Anadolu'dan gelmiş ama artık çoluğu çocuğuyla buralarda bulunan büyük bir kesim var. Evet. Bu kesimin önemlice bir bölümü üretimde, önemlice bir bölümü emekçi, asgari ücretle ve bunlar da sizin söylediklerinize de kulak kabartıyorlar. Yani bir şekilde ben mesela şöyle bir kurgu yapayım. Siz olası bir federasyon koalisyonda Dışişleri Bakanı olsanız veya İçişleri Bakanı olsanız, bence bu üstüne basa basa vurguladığınız yoksul, efendime söyleyeyim işte polis olmuş, buraya gelmiş, maaşı belli, onlara ilk sosyal konut projesini yaratacak partisiniz. Evet. Veya onların efendime söyleyeyim sigorta haklarıyla ilgili bunu takip edecek ve gerekirse Türkiye'den yapılan antlaşmalar içerisinde bunu sokacak bir birikime de sahipsiniz. Yani politika anlamında söylüyorum. Ve dahası daha büyük fotoğrafa baktığımızda önümüzdeki süreçte Kıbrıs sorununun kritik olduğu bir evrede ve belki olası bir takım güven artırıcı önlemler çerçevesinde Güney Kıbrıs'ta ki siyasetçiler üzerinde, sanırım siyasal partiler içerisinde herkes bunu teslim edecektir, parti başkanları içerisinde en fazla yumuşak güce sahip kişisiniz. Yani isterseniz burada Anadolu kökenlilerinin o tarafla ilişki kurmalarını sağlayacak, bunu samimi bir şekilde çözüm yolu üretecek ve hiçbir şekilde de istismar etmeyecek siyasetçisiniz. Güney'de etkiniz büyüktür. Bu bence toplum tarafından teslim ediliyor. Yani evet, görülmez değil. Toplum 1882'den beri oy veriyor. Yani evet. Dolayısıyla bu kritik süreçte ben yani yapılan anketlere de baktığımda evet, yani belli bir seviyenin altındasınız, beklentinin altındasınız ama ben bunun seçim meselesiyle ilgili sizin parti olarak kampanyanızı bu çevrelere dokundurduğunuz takdirde ve olumlu bir siyaset izlediğiniz takdirde ben sizin kritik bir parti ve onun kritik bir milletvekili olacağınızı şahsen inanıyorum. Yani bu konuda gerek önümüzdeki süreçte, gerek Türkiye-KKDC ilişkileri, gerek Kuzey-Güney ilişkileri, gerek Kuzey'in dünya ile ilişkileri bakımından ben bir senaryo yazıyorum ve İzzet İzcan'ın Dışişleri Bakanı olduğu bir Kuzey Kıbrıs'ın yumuşak gücünün topluma kazandıracaklarını tasavvur ediyorum. Yani bugün nereye geldik? Ahim'de neredeyse tekrar TUBAŞ'a dönmek üzereyiz. Evet. Halbuki bu siyasetle ilgili hem içerinin uzlaşma içinde, hem içerinin sosyal adalet ve gelir dağılımı konusunda daha ciddi bir köprü kurulması bu kesimlerle ve aralarındaki uçurumun kapanması bakımından sizin gibi sosyal politikaya, sosyal adalete ilkeli bakan siyasetçilerin ve partilerin toplum üzerinde daha güçlü etki kurmasını ben şahsen istiyorum ve bunu da hak ettiğinizi düşünüyorum. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bu yani kafa karışıklığı yaratan bir takım söylemler var. Kendisi olmadığı halde kendisi olduğunu falan lanse eden siyasal partiler görüyoruz ve üzülüyoruz. Yani
20. yüzyıldan kalmış bir takım yöntemlerle insanların geldikleri yerle sınırlı bir siyasal söylem, bir kampanya. Halbuki modern siyaset ve aslında o söylediğimiz insanların da bunları yutmadıklarını da biliyoruz. Yani eğer adamın birinci tercihi kerhen ise ve veremediğim takdirde eğer sizleri işaret ediyorsa, yani burada bir siyasal iletişim, yani sizleri en fazla kıymetlendiren insanlar da o ekonomik olarak düşük, aşağıya düşürülmüş ve yıllarca hep çeşitli şekillerde istismar edilmiş insanlar yeniden istismar ediliyorlar aslında. Bunu önlemeniz lazım. Yani sizlere, bu görev sizlere düşer ve siz bu insanların bence en büyük meselelerini çözebilecek hem siyasal birikime, hem vicdana, hem de sosyal adalet duygusuna sahipsiniz. Ne diyeceksiniz bu konuda Sayın Başkan? Doğru. Tabii bizim ülkemizde sağ hep şunu yaptı. Hep kendi dışındakileri ötekileştirdi. Kötüledi. Ve ötekileştirerek kendi vurgununu, hırsızlığını, yolsuzluğunu, suistimalini, kötü yönetimini de gizledi veya gizlemeye çalıştı. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bir sol bir partinin, sosyalist bir partinin, sol değerlere inanan bir partinin ana manifestosunun merkezinde insan olması lazım. Ve insanlar arasında da hiçbir ayrımın, diskriminasyonun olmaması lazım. Bizim bakış açımız budur. Biz insanları rengine, yüzüne, geldiği yere, kökenine, konuştuğu dile, dinine bakarak hiçbir zaman ayırmayız. Ve ayırmıyoruz. Ancak bizde şöyle bir de sıkıntı var. Özellikle Kıbrıs Türk toplumu bir yok oluş sürecine bilinçli bir şekilde itildiği için bunun da savunan bir mekanizma, bir savunma mekanizması ile çırpınıyoruz. Bu zaman zaman belli diğer kesimleri istemediğimiz veya göz ardı ettiğimiz veya ötekileştirdiğimiz anlamında görüktürür, görünür, öyle zanneder. Evet. Veya istismara açıktır. Halbuki dediğiniz gibi bizim destek alabileceğimiz kesimler emekçi sınıf ve katmanlardır. Ve biz gerek ben gerek partim zorda olan, haksızlığa uğrayan kim varsa da hep yanında olmaya çalıştık. Gerek bir örnek bu karma evliliklerden doğan çocukların kimlik almalarıdır. Odur, evet. Budur güneyde. Hasta olan insanların hastaneye yatırılmasıdır. Bunlar direkt insanlar bize gelir o işte. Dediğinizi doğrular bu yani. Tabii. Gitmez başka yere. Tabii doğru adresiniz çünkü. Gelir ve biz de yaparık. Hiç de ayrım yapmayız. Elinizde hiçbir güç olmamasına rağmen. Evet. Yani iktidarda olmamasına rağmen. Onlar Cenk sana yardım ettiğiniz. Çok, evet. Çok, evet. Çok. Yapabildiğimizi yaptık. Bazen yapamadık, gücümüz yetmedi. Ama biz parti olarak, düşünce olarak insanlar arasında hiçbir ayrımı kabul etmeyiz. Ve insanları eşit görürüz. Ve adaletli bir ülkede gelir dağılımının adaletli olduğu, insanların ayrımcılığa uğramadığı, fakirlerin hastanede ilaç bulduğu, doktor bulduğu, yatak bulduğu, fakir çocukların, kimsesizlerin de okullara gittiği ve devlet okullarındaki imkanların en az özel kadar olduğu, tabii, fırsat eşitliğini kullanarak yetenekliyseler, bilgiliyseler, bu topluma faydalı insanlar olmasını inanan insanlarız. Biz Sunni İslam adı altında yobaz, şeriatçı kesimlerin milli eğitim içinde yuvalanmasına veya Kur'an kursu adı altında okulların laik demokratik eğitim sisteminin dışına çıkartılmasına tamamen karşı insanlarız. Çünkü çağımıza uygun gençler yetiştirmemiz gerektiğine inanırız. Biz Türkiye'de veya Yunanistan'da veya Rum tarafındaki iktidarlarla saygın temelde, eşitlik temelinde ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi gerektiğine inanırız. Ve bunun için mücadele ederiz. Ve
Bunun için de toplumumuz bize destek vermelidir ki onların egemenliğini de, saygınlığını da, varlığını da koruyayım. Ve önümüzde bir fırsat var. Bakınız gücümüzü de birleştirdik, geldik. Çünkü seçim sistemi öyle bir sistem ki hep zayıfı keser. Evet. Güçlüden yana olan bilinçli yaptı. CDP, UBP bunlar bilerek daha da böldüler. Bir de Omorfo'yu bir daha böldü Lefke. İlle iki büyük partiden çıksın Lefke'den. Öbürleri çıkaramazsın. Küçülsün bölgeler ki barajlar yükselsin. Bu amaçla mı yapıldı bu? Sonuçta bu amaç çıktı ortaya. Hmm. Sonuçta bu 6 milletvekili çıkaracak yerden 4 ve 2 şeklinde bölerseniz ne olur? %30-40 oy istersiniz. Bir milletvekili çıkarasınız. Yani söylemeye çalıştığım şudur. Siyasetçiler kolay kolay seçimi istemez. Yönetenler. Evet. Bu fırsat vatandaşın eline geçti. 4 senede 5 senede bir geçiyor. Şunu da vatandaşımız yapmasın. Yani ben evde oturacağım ve seyredeceğim. Öfkeliyim çünkü. Tamam siz öfkeli olabilirsiniz. O zaman eğer öfkeniz varsa, eğer yapılanlardan memnun değilseniz alternatif. Öfkenin adresi belli diyorsunuz. Öfkenin adresi belli. Bunu. Gelin bizim inan bütünleşin. Biz de öfkeliyiz. Biz de üzgünüz. Biz de sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gelin oy pusulasında 3. sıradır. TKP Yeni Güçler, Birleşik Kıbrıs Partisi İttifakı, mührünüzü vurun. Evde oturarak, kaderinize küserek, güçlülerin kazanmasına fırsat vermeyin. Hmm. Benim söylemek istediğim, tabii, vermek istediğim en önemli mesajlardan biri de budur. Bizde siyaset karıştırılmıştır. Ne boykotsa boykot yapılıyor, ne seçime gibi takım çevreler giriyor. Ama insanları pasivize etmek için de ellerinden geleni yapıyor, yapılıyor. Böyle şey olamaz. Evet. Biz demokrasinin ve hürriyetin gelişmesini isterik. Basın özgürlüğünün gelişmesini isterik. Bir karikatür yayınlandı diye ben size o karikatürlerin 50 misli daha farklılarını göstereyim. İngiltere'de nasıl Başbakan Thatcher'le Ronald Reagan'ı aynı yatağa kollardı karikatür olarak. Evet. Ve bu demokrasinin bir parçası olarak kabul edilirdi. Trump'a neler yaparlar? Trump'a neler yaparlar? Putin'e neler yaparlar? Bu kültürün gelişmesi gerek. Demokrasi hoşgörü kültürünün gelişmesi gerekmekte. Yok Allah-u Ekber Bismillah çekerek kapılara dayanacaksınız ve insanları linç etmeye gideceksiniz. Biz böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Afrika Gazetesi'nin yayınladığı karikatürlerin sonraki tepkileri söylüyorsunuz. Tabii. Yani beğenmeyebilirsiniz bir karikatürü. Hı, ama bunları talep etme hakkını kendinizde bulamazsınız. Evet. Diyemezsiniz ben sizi insan içine çıkarttırmayacağım. Bunun hesabını senden soracağım. Bunu sana başına bak göresin neler yapacağım diye tehdit edemezsiniz. Dolayısıyla bizim çok ciddi sorunlarımız vardır ülkemizde. Ekonomik sorunlarımız vardır. Demografik sorunlarımız vardır. Sosyal sorunlarımız vardır. Uyuşturucudan trafiğe kadar dünya kadar sorunumuz vardır. Ve hizmet yapacak bir yönetime ihtiyacımız vardır. Biz de buna talibiz. Biz deriz ki biz bu işi bunlardan daha iyi yapabiliriz. İşte manifestomuz, işte kadrolarımız, belki imkanlarımız daha azdır, belki onlar kadar reklam veremiyoruz, belki onlar kadar billboardlarda kucağımıza çocukları alıp fotoğraflar çektirip yüz milyarlarca reklam bütçesi yapamıyoruz ama bunlar hep yaptı şimdiye kadar. Seçim bitti, yoktur o reklamlar. Gene dönecek eskiye. O yüzden gerçekten hizmet etmek için yarışan, ittifaklar kurabilen, işbirlikleri yapabilen ve emekçi sınıf ve katmanların önceliklerini her şeyin önüne koyan bir politikanın bizler temsilcileriyiz. Ve destek isteme hakkımızın da olduğuna inanıyoruz bu politikaya. Yani sol yanı eksiktir bu ülkenin. Sol yanı. Sol yanı eksik olan bir demokrasi yürüyemez arkadaşlar. Gerçekten o kuşun bir kanadı eksikse uçamaz. Emekçiler, çalışanlar, üreticiler, patatesçiler. Hala daha insanların patatesleri Mehmet. Evet. Buzluktadır ya o Elye'de. Doğru. 70 kuruştur kilosu. Doğru. Elektrik parasını adam çıkartsa buzluktan patatesi 70 kuruşa satsa kilosunu elektrik parasını ödeyemez. Evet, yeni patates çıktı şimdi. Eskisi öldü. Battı insanlar. Çaresizdir. Gençler arasındaki işsizlik oranımız %36.
üniversite mezunları arasında işsizlik oranı %36. Yani %40 çocuğumuz işsizdir. İşsiz. Edebiyattan mezun, matematikten mezun, gece bekçisi, güvenlik bekçisi. Sordum, kaç para alıyorlar biliyor musunuz şimdi? Evet. 1600 lira temiz. Asgari ücreti bile almaz. Almazlar. Peki, sol olduğunu söyleyen hükümetler kuruldu. Hani özel sektörde sendikacılık, hani sendikal örgütlenme? Örgütsüz bir toplum var olabilir mi? Evet. Yapabilirlerdi, bir yasa geçirseler yaparlardı. Ama yapmadılar. Tekrar şimdi de emek adına oy istiyorlar. Vermesin bu toplum, kanmasın bu toplum. Hani müşavirlik sistemini Ali kaldıracaklardı? Evet. Ha? 200 tane müşavir ettiler. Her seçim öncesi söylenir. 10 bin liradan 8-10 bin liradan 200 müşavir. Her ay kaç yüz milyar? 2 milyardan olsa 400 milyar. 4 trilyon. 4'ten 12, 48 trilyon. Devletin parasını bunlara bulun verin değil. Evet. Militan diye de kadrolarında koşturdun. Ama bize gelince, halka gelince de halktan fedakarlık istek. Dolayısıyla gerçekten yapılacak işler vardır. Ve biz bu işleri yapmaya adayız. Evet. Yani programın başından beridir, ilk sorudan bu dakikaya kadar hep halka seslendiniz. Bunda da haklı görürüm sizi. Şu anda gördüğüm, duyduğum, dışarıda kulak misafiri olduğum ve bir partimizin reklamında da var bu. Bu Kıbrıslı'nın hedeflerini ne kadar küçülttüğünü, minimize ettiğini gösteren bir partimizin reklamında bir yaşlı kadın çıkıyor ve benim maaşımı düzgün ödüyor diyor. Hükümetin bir kanadı için söylüyor bunu. İnsanları dinlerken ben diyorlar ki maaşları zamanında alıyoruz. 13. maaşı erken aldık. Bir toplum maaş üzerinden bir seçime giderken maaş üzerinden memnuniyetle gidebilir mi o seçime? Yani bu kadar basite indirgenebilir mi toplumun geleceği diye endişe duyuyorum. Ve sizin de endişeniz odur anladığım kadarıyla. Ve onun için topluma sesleniyorsunuz. Ve bu seçim geçtikten sonra bır 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 köşelerinde, kahve köşelerinde, dost sohbetlerinde söylenecekler. Bu kadar kendi kendine işkence eden bir toplum olabilir mi? Madem şikayetçisin, bu şikayetin karşılığını koy. Daha ne yapmak lazım toplumu uyandırmak için? Yani bu ya madem memnun değilsiniz, gelen partilerin, özellikle sağ partilerin yaptığı şey, Türkiye'den biz iyi para alır, iyi dağıtırız. Böyle bir propaganda olabilir mi? Yani bunu nasıl kıracağız biz? Yani insan, bir de böyle bir şey söylerler. Ama ondan öncekiler bunu da yapamazdı. Bakın, ondan önceki demiş maaşı erken veremezdi diye. Biz maaş üzerinden mi yaşıyoruz? Yani kamunun maaşları üzerinden mi yaşıyoruz? Yani onun için bu toplumun biraz uyanması gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten yani toplum sonuçta kendisi karar verecek. Evet. Ve seçecek. Ve her toplumda Ali Bey layık olduğu gibi de idare olunur. Bunu da bilecek. Bu meşhur atasözüdür. Evet. Şimdi onu söyleyen parti, ki godu bir yaşlı kadını ve bak ne güzel toruncuğum var, yemek pişiririm gene yer, aylıcığımı alırım der. Evet. Halk bilir der altından da. Evet. Onu söyleyen parti kendi için tam 220 dönüm araziyi parselledik. Kermiya'da geçerken Rum tarafına Denktaş Üniversitesi'ni kuracağım adı altında ama şahsi üniversite şahslarına. Evet. Ve zelzele çıktı. Onu söyleyen parti veya partiler Kooperatif Merkez Bankası'nda 1001 şaibenin altında imzaları var yönetim kurullarının. Oradan almak zorunda kaldılar kendileri yönetimden. Onu söyleyen parti bütün eski eserlerdeki bütün ihaleleri hep ilgili iş adamı alır da yapar. Hala şu anda da öyle. Başka biri almaz o ihalelerden. Alamaz. Şimdi onu söyleyen parti ki sana da bagaylıcını verdim. Kendileri öküzü bütün götürdü. Ama reklamı da yapar. Bak sen aylığını ödendin ha. Ya aylığını ödenmek bir insana bir lütuf değil ki. Mecburiyettir. Evet. Sen bu işletmede işlen veya benim yanımda biri işler. Ben ay sonu onu ödemek mecburiyetindeyim. Ödemezsem suç işlerim. Dolandırmış olurum. Şimdi seni dolandırmadım diye reklam yapacağım. Aldığın paranı değil. Ama bugüne kadar bu yöntemleri kullandılar. Temenni ederim ki halkımız buna artık fırsat vermez. Vermesin.
İşte bakınız seçenekler ortaya çıktı. Ben derim ki en iyi seçenek Birleşik Kıbrıs Partisi'nin Toplumcu Kurtuluş Partisi ile ortaya koyduğu seçenektir. A bir emekten yana, ezilenden yana, üreticiden yana, gençten yana, kadından yana bir program. A deneyimli, genç ve orta yaşlı kadrolarıyla beraber bir kadro. Hiçbir günahımız da yok geçmişten gelen. Ve geçmişimiz de sizin de söylediğiniz gibi bir tek şaibe yok, bir tek yolsuzluk yok ve ilkeli ve tutarlı bir siyasetin de hem bu ülkede hem Güney Kıbrıs'ta hem dünyada neyse istikrarlı bir duruş. Ben halkın çıkarının burada olduğuna inanıyorum. Ve destek istiyorum. Evet, halkımızdan destek istiyorum. Böyle bir fırsat geçmez. Sayın Başkan, her zaman boykotçularla ilgili söylediklerinin üzerinden hareket ediyorum. Mesela boykotçular arasında Derinya kapısının açılmasını hayati gören Mausa esnafları var. Evet. Aplıç kapısını hayati gören bir Lefke ve civarındaki köylüler var. Mesela aklıma yeni geldi. Gidip oralarda Kurtuluş ve Değişim ve Kurtuluş Partisi olarak yarın mesela gitseniz açsanız Derinya kapısını parti olarak hükümete de geldiğinizde açacaksınız deseniz halk yani bu oradaki esnafın belli bir bölümünü çok etkiliyor. Hatta bir ara nümayişler falan oldu. Evet. Yani bunlara ben açık tavır almanızı bekliyorum parti olarak. Yani aplış kapısıyla da ilgili. Yani ne diyorlar ki bunu da siz tespit edeceksiniz mutlaka. Diyorlar ki Derinya'yı Rum yönetimi istemiyor. Bu doğru mudur mesela? Ve bununla ilgili en doğru açıklamayı sizler yapacaksınız yine. Ve ben bununla ilgili sizlerin somut bir takım açıklamalar yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konularda özü ve sözü birsiniz. Kıbrıs evet. konusunda ve buna benzer güven artırıcı önlemler konusunda gerekirse efendime söyleyeyim her türlü güçle de bunu oturup anlatmaya, dik durmaya hazır bir siyasetçisiniz. Bunlarla ilgili bir şey söylediniz mi de ben mi kaçırdım yoksa ilerleyen süreçte mi açıklayacaksınız? Bununla ilgili yani Derinya kapısı ve Aplış kapısını siz Dışişleri Bakanı olduğunuz takdirde önümüzdeki dönemde hemen açacak mısınız? Yani hemen açılması gerekmektedir. Hı hı. Bu yönde de faaliyetlerimiz, çalışmalarımız vardır. Maraş'ın da açılması evet. için. Evet. Ama Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde açılacak. Uluslararası hukuka uygun olarak açılacak. Buna bağlı bir şekilde... Maraş'la ilgili söylüyorum. Buna bağlı bir şekilde Mausa Limanı'nın uluslararası hı hı. ticarete açılması, Ercan'ın açılması... Bizim bütün çabamız bunların bir paket içinde çözülerek açılmasıdır. Bunu biz destekliyoruz. Kapıların da açılmasını destekliyoruz. Ama aylar yıllar oldu, ayak hı hı. sürüyorlar. Ve ne ilginçtir, o kapıların açılmasını için eylem yapan bir takım kesimler bugün boykot deyip oturup seyrediyor. Yani ne? Seçime de gitmeyin diyor. Halbuki en vermeyin. Büyük boykot evet. BKP'yi meclise sokmaktır. BKP'nin ve TKP'nin evet, mecliste olacağı evet. bir dönem ben oldum hatırlarsınız. O zaman BDH olarak bir ittifak yapmıştık. Doğru. Evet. Meclis çalışanları bile Ali samimi söylüyorum sana o gün bugün. Biz kürsüye çıkacağımızda hepsi dinleyici sıralarına otururlardı çaycısından kahvecisine Hı. kadar. Çünkü yeni ve ciddi bir şeylerin konuşulacağını, önerilerin yapılacağını bilirlerdi ve beklerlerdi. Ve hakikaten o dönemde epey iz bıraktık. Evet. Ha şimdi dolayısıyla biz bu imkanı ben eminim ki yine yakalayacağız. Dediğiniz gibi biz seçime girdik. Yalnız başımıza girdik. 3,5-4 civarında oy aldık. Şimdi çok değişik kesimlerin bir bileşenini oluşturduk. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu parlamentoda biz yer alacağız. Ama güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Ve diğer düzen partilerine, sistem partilerine de halkın kanmasını istemiyoruz. Şeyi de anlat bize Sayın Başkan. Başta şikayet ettim bu konuda söyledim. Bir iktidar seçildikten sonra göreve geldiği Türkiye ile ilişkileri iyi tutmanın formülü nedir? Yani iyi tutma dediğimiz eşit mesafede böyle yani emir alan, emir veren veya eli açık sürekli dilenen pozisyonda değil de ve bazı sıkıntılara işaret ettiğiniz, bazı demeçlerin şikayetini yaptınız az önce dediğiniz evet. ki böyle olmaz dediğiniz.
bu ilişkiyi her ne kadar da hükümete söylememişse, başka birine söylemişse bile o sözleri ilgili kişiler, ki siz toplumun bir kesimine yapsa bile bunu bütün topluma atlediyorsunuz. O yüzden tahmin ederim, o yüzden söyleyeyim. Nasıl bir dik duruş olabilir? Yani bunun formülü nedir? Ve ilişkiler ne oradan kırılsın birisi, ne buradan kırılsın birisi? Şimdi bakınız. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın ilişkileri kanayan bir yaradır. Evet. Şimdi bir kere şunu bileceğiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantör bir ülkedir. Evet. Ta 60'tan garantörlük hakları vardır. Bir takım haklar kendisine yazılı olarak verilmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler stratejik olarak, askeri ve ekonomik stratejik olarak bu bölgede çıkarlarını koruma peşindedir. Tabiatıyla. Tabiatıyla, yani denizlerinde de, hava sahasında da korumak isterler. Her devlet çıkarını korumak ister. Evet. Şimdi siz eğer bir devletseniz, siz eğer bir hükümetseniz, siz de kendi ülkenizin ve halkınızın çıkarlarına uygun hareket edersiniz. Bu sizin gidip Türkiye'deki hükümetle kanlı bıçaklı olacağınız anlamına gelmez. Evet. Yoktur öyle şey. Ama ben kendi ülkemin ihtiyaçlarını, kendi ülkemin menfaatlerini saygın bir şekilde ve birincil bir şekilde masaya koyma mecburiyetindeyim, yükümlülüğümdeyim. Evet. Şimdi eğer siz Türkiye'deki hükümete habire yalan yaparsanız, yani ekonomik manifestoyu kabul ettim efendim, merak etmeyin efendim, uygulayacağım efendim. Sonra da uygulama. Dersiniz. 132 maddelik bir hükümet programı yaparsınız. UBP, CTP hükümet programı paketleri de onun içine yerleştirirsiniz. 1,5 sene hükümet edersiniz ve bir tanesini bile uygulamazsınız. Şimdi Hüseyin Bey de, ondan sonra UBP hükümeti geldi. O da aynılarını fazlasıyla kabul etti. Yani siz aslında karşınızdaki muhatabınızı kandırır pozisyondasınız. Ve ikide bir de gidip elinizi açarsınız ve bana hastane yap dersiniz. Bana yol yap dersiniz. Köprü yap. Bana köprü yap. Bana para ver. Bütçeyi memuru ödeyim. Ödeyemeyeceğim dersiniz. Ama onlar bir de bakarlar da görürler. Siz müşavirleri ödemeye devam edersiniz. Siz tarımda büyük toprak ağlarını sübvansiyonlarından esas yararlandırırsınız. O zaman mustahaksınız, duyduğunuz lafa. Size bakarlar ve görürler ki sizin ekonominizin yarısı kayıt dışı. Vergi almıyorsunuz. Doğrudan vergi almıyorsunuz. Bakanlar da görürler sizin uyguladığınız teşvik programlarıyla büyük otel patronlarına, kumarhane patronlarına imtiyazlar tanıyorsunuz. Halbuki biz eğer düzgün bir yönetim anlayışımız olsa önce kendi işimizi yaparız, imkanlarımızı zorlarız. Varsa da bir eksikliğimiz giderek otururuk, konuşuruk. Bütün devletler karşılıklı çıkar üstüne ilişki kurar dünyada. Doğru. Bunu bilmemiz lazım. Yani siz tamam su gelsin diyeceksiniz. Trilyonlarca yatırımlar yapılacak. Sular gelecek. Bir kanalı açmayı ve bu suyu Omurfa Odası'na taşımayı, Omurfa Ovası'na taşımayı beceremeyeceksiniz. Ve şimdi mecbur edeceksiniz. Türkiye'de hükümeti tamam onu da ben üstleneceğim diyecek. Ondan sonra da size öyle bir fiyat koyacak. Sersem olacaksınız. Yani söylemeye çalıştığım, böyle ilişki olmaz. Ana evlat, baba evlat ilişkisinde bile bu görülmez. Asalak olarak yaşanmaz. Evet. Bunlar asalaklığı Türkçülük edebiyatı yaparak, bayrakçılık edebiyatı yaparak. Siz biliyor musunuz Hürriyet gazetesinin var kaç gün sayfasını boy boy bizim başbakanımız UBP iktidarı süslüyor. Bize verilen bunların yarattığı imaj nedir Kuzey Kıbrıs için? Uluslararası dergilerde, gazetelerde kara para, insan kaçakçılığı, fuhuş gece kulüplerinde, kumar ve kumar. Bu şekilde bir imaj bize kaybettirir. Evet. Kumarhane ve bu tür bir imaj. Sayın Başkan, bir maaş, her ana bir maaş kısa diyorsunuz. Sonra ha, evet, kısa bir soracağım. Dakikamız var, bir şimdi, dakikada cevap alacağız. Bakıyorum, Kıbrıslı Türkler burada, yani doğmuş, Anadolu'dan gelmemiş 11 bin, 12 bin civarında insan sağlık hizmetini alabilmek için vatandaşlık almış Türkiye'den. Böyle bir kesim var. Evet. 11 bin. Doğru. Birçok da çift yurttaşımız var. Yani burada sonradan KKDC'ye gelmiş, burayı vatan bilmiş.
Şimdi bunların sosyal sigortalarıyla ilgili eğer doğru yönlendirilirse esnaf sanatkarlar gibi düşük faizli ev kadınlarıyla ilgili siz iktidara gelseniz bu sosyal sigorta konusunda ev hanımlarının yani atıyorum işte 10 yıl içerisinde veya 5 yıl yaşına bağlı olarak manifestoda var. 100 bin TL yatırır veya 50 bin TL yatırır veya kredi alır ama düşük faizle ve sonra da emekli olur ev kadını. Yani evet. Her eve maaş derken bunu mu kastediyorsunuz? 12. madde. Kısa alayım başkan, program bitti çünkü. Bununla ilgili çünkü birçok kadın merak ediyor evinde. 12. madde oldu. Yani siz de bu sınıflara seslenmek isteyen ve onlar adına siyaset yapan bir siyasal parti olarak bu mudur gerçekten şey? Siyaset. Evet. Yani bütün kısa alayım sayın başkan, evet. Programımız bitti. Her eve bir maaşın girmesidir. Kadınlar var. Ailelerimizde evet. De var. Evet. Hele eşlerinden de ayrılanlar var. Evet. Bizim 50-60 yaş grubunda olanlar. Doğru. 70 açtılar. Bir kuruş paraları yoktur. Evet. Dolayısıyla biz bu kötü yönetimde, bu kötü düzende her eve bir maaş girecek şekilde sigorta sistemi olsun, diğer sağlık sistemlerinde olsun düzenleme yapacağız ve yardımcı olacağız ve insanların normal insan gibi yaşamasının na fırsat yaratacağız. Bütün yapmak istediğimiz bu. Her gence bir konut derken eğitimde beleş okula gidecek insanlar, sağlıkta para ödemeyecek, devletten gidecek hizmet alacak insanlar derken bu da işte o temsil ettiğimiz sosyal sınıflara hizmet için geliştirdiğimiz projelerdir. Vatandaşlarımızdan istediğimiz bu 7 Ocak seçimlerinde TKP Yeni Güçler Birleşik Kıbrıs Partisi ittifakına 3. sıradadır. Kırmızı zemin üstünde beyaz güvercindir. Desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar dileriz. Size de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İzleyenlere de sağ evet. olun. Bir empatinin daha sonuna geldik. Gelecek hafta yani gelecek cuma günü bir başka başkanımızla birlikte olacağız. Yayın masasından Osman Taşlı arkadaşımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi günler.